Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Maide suresinin 7. ayetinden itibaren okuyoruz. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاقَهُ الَّذ۪ي وَاسَقَكُمْ بِه۪ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Siz ne edin? Siz Allah'ın nimetini hatırlayın. وَذْكُرُوا Hatırlayın. Ne hatırlayın Sofya Ali? Nimet Allah'ı. Allah'ın nimetini hatırlayın. O Allah'ın nimeti de aleykum sizin üzerinizde olan Allah'ın nimetini hatırlayın. Yani hatırlayın, şükrünü yapın, kıymetini bilin. O nimet neyle? Bil İslami. Bu bil İslami nimete mutabık. Yani Yüce Allah'ın İslam ile size vermiş olduğu nimetini ne edin? Hatırlayın. Mutlak nimet zikredildiği zaman İslam alınır. Çünkü İslam'dan daha büyük Allah'ın nimeti yok. En büyük nimet nedir? İslam. Bir daha ve misakahu Allahu Zülcelal'ın misakini ahdehu ahdin neydi? Hatırlayın. Ve misakahu ahdehu Allahu Zülcelal'ın ahdini neydi? Hatırlayın. Ellezî o ahd ki vâsakakum ahdleşmiş kum sizinle bihi onunla sizinle ahdleşmiş. Vâsakakum bihi ne demek? Ahedekum aleyhi. Onun üzerine sizden ahit almış. Öyle değil mi? Allah-u Zülcelal'ın o ahdi ki onun üzerine sizden ne etmiş? Ahit almış. Hah Allah'ın o ahdini ne etin? Hatırlayın. Bak Allah'ın İslam nimetini hatırlayın. İslamiyet'i sarılın. Ahdi hatırlayın. Yani o ahdi yerine getirin. Oldum. İz kultum bu vasakanın zarfidir. Yani nasıl Allah-u Zülcelal sizden ahit almış? İz kultum li nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Siz nebiye dediniz. Yani Efendimiz hicretten önce Mina'da Medinelilerle, Medine Müslümanlarıyla ne etmiş orada? Buluşmuş. Bir takım şartlar konuşmuşlar. İz kultum siz dediniz linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Siz 70 kişi olarak Mina'da Muhammed aleyhissalatu vesselam'la konuşurken o zaman Bera bin-i Ma'rur komutasında büyükleri Bera bin-i Ma'rur diye. Siz dediniz ki Nebiye hine bayatumuhu siz onunla beyat ederken, onunla anlaşma yaparken siz dediniz semi'na ve ata'na. Biz işitirsen her şeyini ve ata'na itaat ederiz. Tabi semi'na bir müşrik de işitir. Gaye sema'a kabul. Yani senin söyleyeceğin şartları kabul sema ile ne ediyoruz? İşitiyoruz. Yani kabul etmek suretiyle ne ediyoruz Mustafa? İşitiyoruz. Ve ata'na bir de ne ediyoruz? Sana itaat ediyoruz. Hangi konuda sana itaat ederiz? Fi kulli ma te'muru bihi ve tenha. Emir ettiğin her şeyde, nehy ettiğin her şeyde. Amma nuhibbu ve nukrihu. Sevdiğimiz şeylerde, şeylere karşı, kerahat ettiğimiz şeylere karşı. Yani ister hesabımıza gelsin, ister gelmesin. İster hoşumuza gelsin, ister gitmesin. Öyle değil mi? Yani senin o emrin, nehyin.
ise bize ne olsun? Muvafık olsun. Bizim hoşumuza giden bir şey olsun. İsterse bizim hoşumuza gitmeyen, nefsimize ağır gelen, mesela cihat gibi, savaş gibi, zekat vermek gibi. Hepsine sana ne ederiz? İtaat ederiz. Fi kulli ma ne te'muru bi. Neye emredersen ne ederiz? Sana itaat ederiz. Ve tenha amma nuhibbu ve nekrehu. Ve nekrehu. Oldu mu? Mimman mı? Sizinki daha iyi. Çünkü ben de şimdi takıldım mı? Amma nuhibbu. Tenha amma. Tenha anla kullanılır. Temuru anla kullanılmaz. Onun için mimma olursa fi kulli ma temuru bi ve tenha. Emreti, nehyetin her şeyde sana itaat ederiz. O emreti, nehyetin nedir? Mimma nuhibbu ve nekre. Sevdiğimiz şeylerden, kerahet ettiğimiz şeylerden fark etmez. Yani senin emredeceğin şey, senin nehyedeceğin şey, ister bize muvafık olsun, ister bize muvafık olmasın. Nefslerimizin hoşuna ister gitsin, ister nefslerimizin hoşuna gitmesin. Osman Halit kendi tefsirine bak, sanki neydi? Mimma olsa iyi olur. Mimma mıdır? Güzel. Mimma nuhibbu ve nekrehu. Bir de nukrihu değil, nekrehu. Kerahettir. Vettekullâhe fî misâkîhî. Bakın siz o zaman söz vermişsiniz. Hoşumuza giden gitmeyen. Emretin, nehyetin her şeyi yerine getiriyoruz. O zaman vettekullâhe fî misâkîhî. Vettekullâhe fî misâkîhî. Allah'ın misâkında, Allah'ın ne? Misâkında. Allah'ın ahdinde Allah'tan korkun. Nasıl korkun? Yani enten kuduhu. Yani bir enten kuduhu. Onu nakıt etmekte, onu bozma konusunda Allah'tan korkun. Vettekullâhe fî misâkîhî. Siz Allah'tan korkun. Ne konuda Allah'tan korkun? Fî misâkîhî, misâkında. Ne demek misâkında? Bir enten kudur. Yani Allah'ın misâkında Allah'tan korkun. Ne demek? Allah'a vermiş olduğunuz ahitte Allah'tan korkun ki onu ne etmeyin? Bozmayın. Onu yerine getirin. İnnallâhe alimun bizzâti sudur. Allah-u Zülcelal zat-ı suduru bilir. Zat-ı sudur demek sadırlarda olan şeyi bilir. Bimâ fil kulubi. Kalplerde olanı bilir. Peki kalplerde olanı bilir de dışarıda cereyan eden vakı olanı bilmez. Fe bi gayrihi evlâ. Fe bi gayrihi mâ fil kuluba gider. Kalplerin gayrisini tayyik evlâyla bilir. Yani kalplerdekini bilir. Dışarıda cereyan eden vuku bulan onu zaten tayyik evlâyla ne eder? Bilir. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Tamam. Şimdi zat-ı sudur sadırların sahibi. Sadırların ne? Gaye o emirler ki sadrın sahibidirler. Yani sadrı kapsamışlar. Yani ne demek? O düşünce, o fikirler ki kalbi ihate etmişler. Sahibi, zat-ı sudurdurlar. Yani sudurları ne etmişler? Sudurları kaplamışlar. Sudurları mülk etmişler. Sudurlara sahip olmuşlar. Oldu mu? 7. ayet bitti. 8'e bakın. Ya eyyühellezine amenû. Ayet demek nedir? Medine, medenidir. Ey iman eden benim kullarım. Kunu emir. Kun, kuna, kunu. Cem-i müzekkerin neydi Süleyman?
emriyle. Kunu siz olun kavvamine. Kavvamine. Kaimine lillahi. Siz kunu olun. Ne olun? Kaimine. Kaim olun. Lillahi. Allah için kaim olun. Yani Allah için neye kaim olun? Bi hukuki. Siz Allah için Allah'ın haklarına kaim olun. Kâme bi mana yerine getirdi. Yani ne demek kaimine lillahi bi hukukihi? Ne demek? Yani siz Allah'ın hukuklarını, evamirlerini ne edin? Kaim olun, onu yerine getirin. Bak, kıyam bihi demek tam manasını yerine getirmek demektir. Bir de kavvamine getirdiği mübalağadır. Nedir? Mübalağa. Yani çokça ne edin? Yerine getirin. E tabi sadece Allah'ın hukuklarını yerine getirin değil. Allah'ın için de yerine getirin. İbadetlerin için de yerine getirin. En mühim Allah'ınki olduğu için onu söyledi. Bir yönüyle kullarınki daha mühim. Çünkü kullarınki Allah affetmez. Allah'ınki insan tevbe ederse inşallah Allah ne eder? Affeder. Ya eyyühellezine amenu kûnû kavvâmine lillâhi bihukûkihim. Bir de şühedâe bil kıstı bil adli. Şimdi kûnû kavvâmine lillâhi bihukûkihim. Bu bihukûkihi oraya koymayla iki şey işaret etti. Bir, oradaki lam ba manasınadır. Lam ile Allah arasında müdafım kadar hukuktur. Kavvamine bi hukuki. Siz Allah'ın hukuklarıyla ne olun? Kayım olun, yerine getirin. Şühedâ-i bil kıssi bil adli. Siz şühedâ-i bil kıss olun. Şühedâ-i bil ne? Kıss adı olun. Kur'an'ın çok yerlerinde kıss geçiyor. Kıss adının biraz daha mübalağası diyelim. Yani daha tehkidlisidir. Ve la yecrimennekum. وَلَا يَجْرِ يَحْمِلَنَّكُمْ Sizi hamil etmesin. شَنَآنُ بُغْدُ قَوْمٍ Herhangi bir kavmin boğdu. Sizi ne etmesin? Sürüklemesin. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ بُغْدُ قَوْمٍ اَيْ الْكُفَارِ Yani kafirlerin boğdu, Müslümanları bırakın. Irkçılıktır, meşhepçiliktir, mezhepçiliktir. Bu gibi şeylerle başkalarına ne? Başkalarına bud zaten caiz değil. O bud asla adaletsizliğe de sebep olmamalı. Müslümanları bırakın. Ve la yecrimennekum şenaanu kavmin. Bir kavmin budu ki o kimdir? El kufari. Yani kafirlerde, kafirlere bud ediyorsun ya. Kafirlere karşı sizde oluşmuş olan o buğdunuz sizi sürüklemesin. Ala ella tadilu. Adaletsizliğe sizi sürüklemesin. Laynafiye yani ala ademil adli. Sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Fetenalu minhum. Siz onlara ne olasınız? Nail olasınız. Nail demek onlara zulüm edersiniz. Niye? Li adavetim onların adavetlerinden dolayı siz adaletsizlik yapmak suretiyle onlara hakaret etmeyin. Kafire karşı da adalet gereklidir. Bildiniz değil mi? Demek şühedâ bil kıstî. Siz daima kıste adalete ne olun? Adalete söyleyin. Şahit olun. Adalete ne olun? Şahit olun. Adaletin dışına ne etmeyin? Çıkmayın. Ve la yecrimennekum yahmilennekum şenaanu buğdu kavmin. Bakı yecrimennekum. Cürm dedi. Burada yahmilennekum manasındadır. Niye ve la yahmilennekum demedi ve la yecrimennekum? Burada bu hamlen cürme suca yol açtığını gösteriyor.
ve la yahmilen yecrimennekum, yani suçlu olarak, haksızlık olarak sizi sürüklemesin şenaanu, şena ne demek? Boğdu kavmin. Herhangi bir kavmin neyi? Boğdu. Şenaanu kavmin, şenaanu kavmin. İkisi okunabilir. O kavm kimdir? Kafirler. Çünkü bu ayet Kureyşler hakkında ne olmuş? Nazır olmuş. Oldu. Bu sürüklemesin ala illa ta'dilu. Siz ne etmiyorsunuz? Zulüm etmiyorsunuz. Yani zulüm, adaletsizliğe sizi sürüklemesin. Fe sürüklerse fe tenalu minhum. Siz onlara ne olasınız? Siz nail olasınız. Yani onları öldüresiniz, onların malını alasınız. Bu sizi ona ne etmesin? Sürüklenmesin. Niye? Li adavetihim. Yani adavetlerinden dolayı onlara tenavül edesiniz, adaletsizlik edesiniz. Haksız yerde öldüresiniz. Haksız yerde mallarını alasınız. Öyle yapmayın. Ya'dilu. Ya'dilu. Siz ne yapın? Siz daima adaletli olun. Nerede? Fil aduvvi vel veli. Hem düşmanlarınıza karşı adaletli olun. Vel veli, velinize karşı, dost, ahbablarınıza karşı da ne olun? Adaletli olun. Her yerde adalet gereklidir. Oldu. Yani aduden murat kafir olanlardır. Veliden murat innel mu'mine ba'duhum evliyav ba'din. Yani mu'minler birbirine neyidirler? Velileridirler. Huve eyil adlu akrabu littakva. Huve akrabu littakva. Bu takvaya daha yakın. Adıl takvaya daha yakın. Yani adıl takvaya yakındır. Vettakullaha iman takvaya yakın. Allah'tan korkun. Yani ne? Adaletten ayrılmayın. İnna Allah'a habirun bima ta'melune. Yapmış olduğunuz bütün amellerinizden Allah haberdardır. Bak, habir alimundan daha mübalağalı. Bir de habir mübalağa sırasıdır. Yaptığınız bütün amellerinizin harfiyle Allah nedir? Haberdardır, biliyor. O zaman feyücazikum bihi. Bilmenden gaye de amellerinizle sizi ne yapar? Cezalandırır. Ameliniz iyiyse mukafatınız, cezanız iyi olur. Ameliniz kötüyse cezanız da ne olur? Kötü olur. Oldum. Şimdi huve eyil adlu. İşaret etti ki huve la ta'diluden, yok, i'diluden anlaşılan adla gidiyor. Hani bazen demirin merci'i ne geçiyor? Manen, bazen takdiren. Kimse buna takaddümün zikri diyor. Çünkü maddesi i'adülü geçmiş. Kimi buna takaddümün ne? Manevi diyor. Kimi takdir diyor. Ala kulli hal huve i'adülüden anlaşılan adre geliyor. Oldu mu? Demek ki ya eyyühellezine amenu kûnu kavvâmine lillahi şühedâe bil gıstı ve la yecrimennekum şenâanu kavmin alâ ellâ ta'dilû. اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Bu 8. ne? Ayet. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. 9. ayete geçiyoruz. İman edenlere Allah-u Zülcelal. Bak, iman eden, sadece imanla yetinmeyip de salih amel işleyene Allah ne etmiş? Vaat etmiş. Demek sadece iman için bu vaat geçerli değil. Vaadallahu lladî, vaadallahu, Allah vaat etmiş. Kimlere? Ellezine âmenû ve amilûs sâlihâti. Nasıl bir vaat etmiş? Vaaden hasenen, güzel bir vaadla vaat etmiş. O kimseler ki Allahu Zülcelal ne? O iman edip amel-i salih işleyen müminler ki Allahu Zülcelal onlara ne etmiş? Vaat etmiş, vaad-ı hasen etmiş. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ عَظِيمٌ. Onlara mağfiret var, günahların affı var. Bir de ecr-i azim var. Ecr-i azim Allah katında, Kur'an'da ecr-i azim geçtiyse huvel cennetun nedir?
cennette. Oldu mu? Va'ada Allahu lladine amenu ve amilu salihati. Şimdi biraz önce dedi inna Allah habir bima ta'malu. Amelinizden Allah Azze ve Celle haberdardır. İyi amel yapandan da haberdar, kötü amellerden yani kötü amel yapandan da haberdar. Peki iyi amel yapanlara ne yapıyor? Kötü amel yapanlara ne yapıyor? وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللّٰهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ عَظِيمٌ Hah, onlara ecre azim verir, onlara mağfiret verir. Ha, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا O kimseler ki kafirdirler, ayetlerimizi inkar ediyorlar. اُلَاكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمُ Bunlar da nedirler? Bunlar da cehennem ashabıdırlar. Ha, Allah amellerinizden haberdar. Kimin ameli iman, ameli salihse onun karşılığı ecre azim, mağfirettir. Kimin ameli küfür, tekzibül ayet ise onun cezası nedir? Cehennemle cezalandırmaktır. Oldu. Lehum mağfiretun. Mağfiretun mutlak lehum onun haberidir. Ve ecr o da mutlaktır. Azimun ecrin sıfatı. Bakın. Lehum mağfiretun azimetun ve ecrun azimun. Orada da azimetun muradır ve ecrun azimun kaynesiyle. Bir de mağfiretun tenvil tazim içindir. Ecirdeki tenvil de tazim. Onlara büyük bir mağfiret, büyük bir ecir. Azimun gelince ari binnet tekil. Bir de lehum mağfiretun burada lehumun mağfirete takdimi nahva göre mağfiret nekire haber car-ı mecrur takdimi vacip. Faydası nedir? Kur'an'da bu noktalar biraz zayıf. Faydası nedir? Hasbdir. Mağfiret-i azime, ecr-i azim iman eden amel-i salih işleyenleredir. Âmenû ve amilû salih. Önce iman sonra amel-i salih. Çünkü iman olmadan amel-i salih olamaz. Amel-i salihin kabulünün şartı nedir? İmandır. İmanı onun için aldı. Ve amilû salihati âmenû zelâ atifeti. Ha demek iman âri, amel âri. Bazılar diyorlar amel-i salih, salih ameller imanın bir parçası dediler. Ama cumhura göre bu akidevi bir mesele salih ameller ari, iman ari. Delillerinden biri budur. Bak o amel-i salih amel üzerine atfetmiş. Atıf muğayiret ister. Demek salih ameller işleme ari, iman etmek ari. Oldu. Vellezine mubtada Keferu kezebu bi ayatina bu elezinin sırasıdır. Ulaike ikinci mübteda. Eshabul cehim haber. Ulaike eshabul cehim cümlesi ve elezine ne olur? Haber olur. Bir de dedi eshabul cehim. Demedi cehime gidiyorlar. Cehimdedirler. Eshabul cehim. Bak eshab mana levazım manasındadır. Sahip mana lazım. Onlar cehimin eshablarıdırlar, mulazimidirler. Hiçbir zaman cehennemden ne olmuyorlar? Ayrılmıyorlar. Oldu. Kaçıncı ayet bitti? 10. ayet bitti. 11'in başında durarlar. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو